search parameters key tipinde bir bilgi return eden, şu bilgileri doldurup return eden bir fonksiyon. Kullanıcıdan alacak bu bilgileri ve return edecek. Display mesh de bir file pointer alacak ve search parametreleri bilgisini alacak ve ekrana sağlayanları basacak, herhangi bir şey return edecek. Peki bunları nasıl yapacağız? Şimdiki sorumuz var. Search programımız nispeten daha basit. Burada önce main'den bahsetmiş. Aslında main çok basit. Kullanıcıdan bir inventory file name'i alıyoruz. Onu açıyoruz. Açtığımız zaman aslında birinci kısım bitmiş oluyor. Ondan sonra get programımızda parametreleri alıyoruz. Bunları ve inventory file'ın pointer'ını display match'e gönderiyoruz ve işimiz bitiyor. Aslında bir tane search yapıyor değil mi? Eğer birden fazla search yapmak istiyorsanız bir döngü içerisinde bu işi tekrarlamanız lazım. Burada sadece bir kere yapacak şekilde yapmış. Get params ne yapacak? Aslında burada display parameter, get params ve display match için kısa şeyler yazılmış. Yani içleri boş fonksiyonlar ifade edilmiş. Şimdi bunların içlerini nasıl yazacağız? Get params'ı nasıl yazacağız? Display match'i nasıl yazacağız? Onun üzerine konuşacağız. Önce get params'la alakalı. Algoritmamız şu şekilde. Önce olabilecek en geniş range'de, yani stock number'ı minimumdan maksimuma, kategorisi minimumdan maksimuma, price minimumdan maksimuma olacak şekilde initialize edeceğiz parametrelerimizi. Ondan sonra kullanıcıya parametre bilgisini göstereceğiz. Neyi değiştirmek istiyorsun diye soracağız. Kullanıcı sadece printer arıyorsa kategoriyi hem low kategoriyi hem high kategoriyi printer'a çevirmesi lazım. Önce diyecek ki ben high kategoriyi değiştirmek istiyorum diyecek. Kullanıcıdan value'yu alacağız, set edeceğiz. Sonra low kategoriyi değiştirmek diyecek vesaire. En sonunda diyecek ki tamam ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Onu da Q ile belirtecek ve çıkacağız. While Q değilken select appropriate form to get parameter value. Parameter value'yu alacağız ve tekrar şu anki durumu display edeceğiz. Neyi değiştirmek istiyorsun diye soracağız ve devam edeceğiz. Bu döngü zaten bildiğimiz bir döngü değil mi? Oku, uygunsa proses et, tekrar oku. Uygunsa proses et, tekrar oku. Bildiğiniz ne diyorduk bu döngüye? Sentinel value repetition değil mi? Klasik döngümüz. Evet. Bunu structure chart'ında şöyle düşünebilirsiniz. Önce initialize edeceğiz. Parametreleri oluşturacağız. Bu parametreleri alıp menu choice choice'ı return edecek. Ondan sonra da choice'ımızın değerini oluşturup tekrar ekrana basacağız. Bunun değerini okuyacağız. Çalışması şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi önce initialize vardı, ondan sonra display vardı. İlk display edilmiş. Gördüğünüz gibi stock number 1-1-1'den 1999'a kadar vesaire. Price 0'dan 1'e kadar minimum maksimum arası set edilmiş durumda. Sonra kullanıcı C demiş, C'yi değiştirmek istiyor. Kategoriyi modernle değiştirmiş. Sonra D'yi değiştirmiş, modernle değiştirmiş. Demek ki sadece modem alıyor. İkisi de modem oldu. Şu anda bu H değil mi? H high price. High price da 199 yapmış. Yani 200 doların altında modem alıyor bu vatandaş. Ve ondan sonra Q demiş. Böylelikle araması gerçekleştirecek ve ekrana fiyatı 200 doların altında olan modemler ekrana basılacak. Sıkıntı var mı? Bunu yapabilmek için de çok basit bir main choose diye bir fonksiyonumuz var. Parametresi alan ve karakter döndüren. Aslında bunun yaptığı şeyi yazacak, şu anki current parametre settingini yazacak ve kullanıcıdan bir choice okuyacak. Gördüğünüz gibi printf'lerle şu anki bilgiler ekrana basılmış durumda. Ondan sonra selection'a gir diyoruz. Kullanıcı selection'a giriyor, bunu return ediyor. Çok basit bir fonksiyon. Biz daha önce sadece menüyü basan fonksiyonlar yazmıştık. Şimdi
hem menüyü basıyor hem selection'ını okuyor. Ve bunu return eden bir basit fonksiyonundan bahsediyoruz. Bu fonksiyonu kullanarak da get params yazılmamışım. Get params yazmamış ama bu fonksiyonu kullanarak get params çok kolay. Initialize edeceksiniz önce. Ondan sonra menü choice zaten size choice'ı gönderecek. Bu choice'a göre de choice'unuz A ise ona göre bir okuma, B ise ona göre bir okuma gerçekleştirip değerini set edeceksiniz. Tamam. Şurada bir switch case'e ihtiyacınız var yani şunu yapıyorum işte. Anlaşıldı mı? Basit değil mi? Yazmaya gerek yok. Yazmak ama siz yazarsınız. Evet, get params'ı bu şekilde hallettik. Peki display match nasıl yapacağız? Sağlayan rekordları display edebilmek için önce bir product okuyacağız. Product'ı nereden okuyacağız? Get product nereden okuyacak? File'dan. File'dan bir sonraki product okuyacağız. Bir product okuyabilmemiz lazım. Ondan sonra bu product'ın bilgisi ve parametre bilgisi, parametreler daha önce oluşturulmuştu. Parametre bilgisiyle match edip etmediğine bakacağız. Yani işte stock number'ı bizim aradığımız stock number'ların içinde mi, işte kategorisi içinde mi veya birine bakacağız. Bu da bize is match'i return edecek. Is match true veya false. Bunun için match diye bir fonksiyon kullanacağız. Ondan sonra eğer match ediyorsa da product'ı verdiğimiz bir display product, product bilgilerini ekrana bakacağız. Display product çok basit bir fonksiyon. 4 tane bilgimiz vardı. Stock number, category, description ve price, bu bilgileri ekrana basan bir fonksiyon. Çok basit bir fonksiyon. Match biraz daha detaylı, her birine bakması lazım. Stock number parametre şeyinin içinde mi diye. Burada onu yapıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kategoriyle low kategoriyle olan product'ın kategorisini check ediyor. Low kategoriden büyük olması lazım. Büyük olması demek, yani şunun büyük olması lazım. Bunun büyük olması demek, str copy ile, str compare ile compare ediyoruz. Str cmp ile compare ediyoruz. Bunun sonucunun negatif olması demek değil mi? Birincinin küçük olması lazım. Sonra product kategorisini bu sefer her kategoriyi check ediyoruz. Bunun da negatif olması lazım. End'e bağlanmış gördüğünüz gibi. Ondan sonra technical description'ı gene range içerisinde olması lazım. 3-0-3-0. Price'ın, low price'ın product price'dan küçük olması ve high price'dan da product price'ın küçük olması lazım. End'e bağlanmış birçok şey var. Bunların sonucunu da return etmiş. True veya false return etmiş. Bunu anladık mı? Burada eksik var mı? Var. Niye kontrol etmemiş? 4 tane şeyimiz vardı bizim değil mi? Hatırlayın. 4 tane number'ımız vardı structure'da. Bunlar category, technical description, price ve inventory number değil mi? Inventory number. Stock number. Değil mi? O değer kontrol edilmemiş. Yani 1111 ile 9999 arasında değerdi ya bu stock number. Stock number, low stock number ile high stock number arasında off olmadığını kontrol edilmemiş. Niye? Aslında böyle bir fonksiyon yazıldıysa onu da kontrol etmesi lazımdı. Bunu nerede kontrol edecek? Diğer kısımda kontrol edecek. Önce oraya, orası içerisinde olup olmadığını bilerek işlemi yapacak. Show çok basit. İşte genel product'ın bilgilerini yazacak. Burada sadece stock number'ı yazmış ama diğerlerini ekrana basabilirsiniz. Şimdi şunu konuştuk. Bunu konuştuk. Şimdi bunları birleştirip bir fonksiyon haline getireceğiz. Bu fonksiyon haline getirirken yani display match fonksiyonunu yazacak. Display match fonksiyonu ne yapacaktı? Bir file alacak, teker teker okuyacak ve match edenleri ekrana yazacak. Match edip etmediğini burada kontrol edecek. Ekrana basmayı böyle yapacak. Yapması gereken faili teker teker okuması lazım değil mi?
Yalnız burada bir küçük özellik assume ediyor. File'da birçok şey var değil mi? Product var. Bu productların inventory number'ına göre sıralı olduğunu düşünüyor. Yani ilk product, inventory number'ı en küçük olan product. File'da ilk gelen product. İkincisi ondan sonraki küçükten büyüğe doğru sıralı olduğunu düşünüyor. Bu nasıl işimize yarar? Diyelim bunlar inventory number'ına göre sıralı. Bu nasıl işimize yarar? Ben low inventory'den küçük product number'ı olan şeylere bakmama bile gerek yok değil mi? Veya high'dan büyük olanlara bakmama gerek yok. Sadece low'la inventory number'ı low'la high arasında olanlara benim match ediyorum diye bakmam lazım. Anlaşıldı mı? Bu bilgiyi kullanıyor. Aslında hepsine match ediyorum diye de bakabilirdi. Ama o zaman match fonksiyonunun inventory number'ı da check etmesi lazımdı. Bu durumda inventory number'ı check etmiyor match fonksiyonu. Çünkü inventory number zaten low ve high arasındakileri sadece match edebiliriz. Match edip etkilerini alacağız. Ve o da şu şekilde. Elimizde zaten bir file açılmış durumda, file pointer var. Bu file pointer'dan fread ile bir product okuduk. File pointer'ımız bu. Product okuduk. Fread ne gönderebilirdi bize? Bir gönderebilir eğer düzgün okuduysa. Bir döndürmüyorsa zaten düzgün okumadı. File'in sonuna geldik demek. Eğer birse ve low stack'tan büyük bir product number oluştuysa, low stack'tan daha küçük bir product number oluştuysa devam edeceğiz. Neye devam edeceğiz? Okumaya devam edeceğiz. Bakın burada noktalı virgül var veya açık kapamış aynı şey aslında. Noktalı virgül koysa da aynı şeydi. Yani for döngüsünün içerisinde bir şey yapmıyor. Sadece okuyor, check ediyor, okuyor, check ediyor, okuyor, check ediyor, okuyor, check ediyor, okuyor, check ediyor. Ne zaman çıkacak bu for döngüsünden? Ya failin sonuna geldiyse çıkacak veya şu failin sonuna geldiyse çıkmasını sağlayacak. Birden farklıysa failin sonuna geldi diyecek. Veya product number'ı low stack'tan büyük olacak, sonuna çıkacak. Yani daha küçük olanları direkt okuyup 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 geçiyor. Bir tane okudu, artık büyük. O zaman döngüden çıktı. Döngüden çıkmasının iki sebebi olabilir dediğim gibi. Ya fail sona erdi veya büyük bir şey okudu. Gördüğünüz gibi burada bir tane de while döngüsü var. Bundan sonrakileri bu while döngüsü üzerinde okuyacak. Zaten bir tane okudu. Bu biraz şeye benziyor yine. Oku, while döngüsü içerisinde önce process et, sonra tekrar okuya benziyor. Yani sentinel value repetition'a benziyor. Gördüğünüz gibi product number'ı high'dan daha küçükse ve status 1'se. Status 1 geldiyse burada bir şey doğru düzgün bir şey okudu. Eğer burada doğru düzgün bir şey okumadıysa, yani şundan dolayı çıktıysa bu vade de hiç girmeden çıkacak ve buraya gelecek. Eğer buraya geldiyse, yani düzgün bir şey okuduysa ve şuradan dolayı çıktıysa, o zaman high'ı kontrol ediyor bu sefer de. High olmadığı sürece eğer match ise no match'ı sıfır yapıp product'ı display ediyor. Ve yeniden okuyor. Match ise. Match değilse direkt yeniden okuyacak. Ve high'a gidesi yaparak. Bu no match niye kontrol ediyor? Çünkü no match başlangıçta değeri 1. Yani herhangi bir match yok. Burada 0 yapıyor. Bir tane de match bulsa 0 oluyor. Böylelikle burada no match ise herhangi bir şey yok diye söylemeye kendine sahip oluyor. Durum bundan ibaret. Anlaşıldı mı? Canınız sıkıldı. Biliyorum. Bunu kendiniz tekrar üzerinden geçmediğiniz sürece anlamayacaksınız. Biliyorum. Lütfen kendiniz üzerinden geçin. Yaptığı şey failin başından sonuna kadar okumak. Başta küçük olanları atlamak. Sonra büyük olanların match edenlerini
print etmek ve büyük bir şey bulduktan sonra da okumayı da kapatıyor aslında. Sadece ilk günlüğe kadar her şeyi okuyor. Düşükleri atlıyor. Diğer kısmı Max'e okuyor. Tamam mı? Faylarla alakalı konuşmamız burada bitti. Faylarla alakalı laboratuvarda artık binary faylarla alakalı da sorularla karşılaşacaksınız. Hem laboratuvarda hem böyle.